Arkadaşlar merhaba. Çözülmesi imkansız problemler serimizin yepyeni bir sorusuyla birlikteyiz. Bu konumda annesizi beyazlarda ve beyazlarla sizce bu oyunu nasıl kazanabiliriz? Gördüğünüz gibi siyah at hem G3'teki ata saldırıyor hem de siyah şah H6'daki kaleye saldırıyor. Örnek veriyorum, eğer at çarpı H1 alırsanız basitçe şah çarpı G6'dan sonra artık konum beraber olacak. İki atla mat yapmak mümkün değil. Bu sebeple beraber olacak. Atı kaçarsak mesela kale boşta kalabilir. Bu sebeple sizce beyaz oyunu nasıl kazanabilir? Lütfen videoyu durdurup hani soruyu kendi başınıza çözmeye çalışın. Ha, şunu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlar aşağı yorum yazıyor. Hani yani 10 kişinin 11'i kolpalıyor. Öyle söyleyeyim. Çok anlaşılıyor kolpalıkları. Gerçekten soru çözen kişinin anlatış tarzıyla çözmeden hamleri buldum diyen kişiler belli oluyor. Tabii genç arkadaşlar eğlenmek istiyor, anlıyorum ama hiçbir zaman kendinizi birilerine karşı kanıtlamaya ihtiyaç duymayın arkadaşlar. Ben bu soruları paylaşıyorum. Hani amaç kendi kendinize düşünüp çayınızı kahvenizi hemen alıp keyif almak andan. Birbirinize karşı yarışmanıza gerek yok. Yani onun dışında şunu da söyleyeyim. Bu serideki tüm problemleri çözebiliyorsanız sizin yaratıcılığınız çok çok üst düzeyde. Yani gidin IQ testi yaptırın, ne bileyim yaratıcınızı ölçen bir şey yaptırın. Türk milli takımına başvuruda bulunun. Kars'a karşı dünya şampiyonluğu unvanını kazanmak için çalışmalara başlayayım. Gerçekten yaratıcılık manasında diyorum. Çok üst düzey problemler bunlar. Çok da uzatmadan probleme geçmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, zaten birazdan yorumlar gelir. Abi bulmuştum şu an diye. Yani kimsenin de özgüvenini kırmak istemiyorum orada. Yanlış anlaşılmasın. Ama gerçekten soruyu çözenlerle kolpayan arasındaki fark direkt gözüküyor. Onu söylemek istedim. Beyazlar arkadaşlar, önce şunu yanlış hamlerden başlayalım. Mesela kaleyi herhangi bir yere kaçarsak at çarpı G3 var. Bir kaleyle kazanmak mümkün değil. Hani atla bir hamle yapalım. Mesela şöyle yapalım. Atla herhangi bir hamle yapalım. Bu sefer hani G3'teki atı da alabilirim. Böyle basitçe. H6'daki kaleyi de alabilirim. Herhangi bir sıkıntı yok. İki seçenekte de siyahlar beraber yapabiliyor. Beyazın mükemmel olan hamlesi at F5 çiftinleme arkadaşlar. Şimdi at F5 ile birlikte ne elde ettik onu söyleyelim. Öncelikle G3'teki atımız zaten saldırı altındaydı. Merak etmeyin, oyun sonunda tekrar edeceğim. G3'teki at saldırı altındaydı. F5'e geldik. Ve böylece bu atın saldırı altında olmasından kurtulduk. Ve ek olarak H6'daki kaleyi kontrol ediyoruz. Şimdi bu şah eğer F5'teki şeyi alırsa, atı alırsa kale çarpı H4 alacağız. Basitçe şimdi atlardan biri de kaybedildiği için mesela at G3 oynansın. Kale çarpı H2. Artık bu konum basit bir kazanç olur. Çünkü ata karşı at ve bir kale üstünüz. Çok kolay bir şekilde kazanırız. Dolayısıyla bu at F5 hamlesine siyahlar F5'teki atı alamıyor. Ama siyahların ayrı bir kozu var arkadaşlar. At G3 oynamış. Şimdi alırsan kardeşim ben de aşağıdaki kaleyi alacağım diyor. İki taraf da ayrı uyanık. O yüzden bu problemi çok sevdim. Şimdi at çarpı G3 alırsak yine kalemiz boşta. At çarpı G3 alamıyoruz. Beyazın burada efsane bir hamlesi daha var sevgili dostlar. Beyazlar kale çarpı H4 almış. H4'teki piyonu alıyor. Şimdi yine şah çarpı H4 mümkün değil. Eğer at çarpı F5 alırsak yine kale çarpı H2 var. Yine beyazlar net bir şekilde kale önde olduğu için bu konum beyaza kazançtı. Yine böyle olmamış. Bakın çok güzel bir bitiriş var. Hiçbir yere ayrılmayın. Kale çarpı H4'e. Siyahlar buradaki atı kaçmak istemiş. At G4 oynanmış. Şimdi artık tehdit ne? At alır F5. Çünkü H2'deki atımız boşta değil. Atımızı G4'e kadar kaçmış bulunmaktayız. Burada beyazlar kaleyi kaçarsa herhangi bir yere kaçsın kaleyi. Basitçe ne yapacağız? At çarpı F5 alacağız. Örnek veriyorum tamamıyla. Kale A8 kaçalım düşünelim. Şah çarpı F5 ve konum yine beraber oldu. Ata karşı at, kaleye karşı at. Bu konum savunulur. Kale şaha karşı at şah konumla da beraber arkadaşlar. Hani siyahların yani atı olan tarafın çok kötü oynaması gerekiyor. Biz hani yorum yaparken iki tarafın da iyi oynadığı varsayımından yola çıkarak yorum yapıyoruz. Beyazlar burada lütfen videoyu durdurun bakın. Buradaki hamleyi bulan kişi Harvard'a mı kaydoluyor? MIT'ye mi kaydoluyor? Ne yapıyor? Ne yapıyorsa yapsın. Efsane ötesi bir hamle geliyor. Videoyu burada durdurup bulmaya çalışın. En azından buradan itibaren bulmaya çalışın. Beyazlar H4'teki kaleyi bırakmış. Ve at D4 gibi inanılmaz bir hamle imza atmış. Kaleyi bırakıyorum kardeşim diyor. Bakın yani kale gittikten sonrasını görmek önemli olan. Eğer siyahlar kaleyi almazsa basitçe kalemizi geri kaçacağız ve bir kale öndeyiz, kazanacağız. O yüzden siyahlar mutlaka kaleyi almalı. Şah çarpı H4. Ama beyazların burada çok klas bir planı vardı. At F3 şah. Atların gazabı başlıyor. Şah H5'e at F4 şah yok arkadaşlar. Eğer bunu yaparsak şah H6 geliyor, yine hiçbir şey yok. Bakın satrançta oynarken sabırlı olmalısınız. Sabrı
Aynı hayatta olduğu gibi satranç çok iyi bir şekilde öğretir. Sabırlı değilseniz hayatın birçok alanında kaybedeceksinizdir. Eğitim, iş, aşk, her şeyde kaybedersiniz. Satrançta da bu böyle. Şah çekmeden önce matı kurgulamamız gerekiyor. Yani şahın G6 ve H6 karelerine kaçacağını görüp şah G7 oynamamız gerekiyor. Bakın artık şahın kaçışları kontrol altına alındı. Şimdi at F4 mat istiyoruz. Siyahlar buradaki şahı rahatsız etmek için at F5 şah çekmiş ve beyazların şah 7 hamlesinden sonra siyahlar tavanı seyretmeye başlamış. Çünkü at F4 mata herhangi bir çare yok. Eğer bu atı oynarsanız, yani mesela amacınız bu atı oynayarak at F4'e şah G4 gelmesi, yani G4 karesini boşaltmak isterseniz bu sefer de iyi akşamlar Türkiye hamlesi var. At bu taraftan şah çekiyor. At F6 ve inanılmaz bir atların gazabıyla mat izlemiş oluyoruz. Çok klas bir soruydu. Ben baştan tekrarını yapmak istiyorum çünkü çok karıştı, farkındayım. Konumun başı böyleydi arkadaşlar. Yine yorumlar gelecek, herkes çözdü soruyu. At F5 sorun seviyesi gerçekten çok. Yani şu an Türk milli takımına sorsak düşünürler, yani öyle bulamazlar kolay kolay. At F5, at G3, gördüğünüz gibi. Önce at F5 oynadı beyazlar, alınamıyor. H4'teki kale boşta. Siyahlar at G3'te bu atı saptırmak istedi. İki tarafta taşları boşa koyarak karşı taraftaki taşı saptırmak istiyor. Kale çarpı H4 aldı beyazlar. At G4 siyahlardan H2'deki atı vermeyelim dedi. At D4 gelerek H4'teki kale feda edildi beyazlar tarafından. Şah çarpı H4'e at ve şah çekildi sevgili dostlar. Buradaki at artık yavaş yavaş sıkıştırmaya başladı. Şah H5 kaçıldı. Eğer şah H3 kaçırsaydı at F4 direkt mat vardı. Çok inanılmaz klas bir matlar. Yani izlerken keyif almayan hakikaten satranç oynamasın ya. Şah H5 oynuyor ve siyahlar burada. Şimdi şah G7 oynuyoruz, dediğim gibi sabır çok önemliydi. Sabretmezseniz hiçbir şeye ulaşamazsınız. Bakın arkadaşlar, Satranç TV ailesi olarak 63.000 kişi olduk. Ve hani buradaki başarının sırrı siz ya da ben de değilim aslında. Buradaki sır şu: sabır. Yani hem ben sabrettim hem siz sabrettiniz. Her gün bir video yükledik saat 8'de. Ve siz satranç izlemeye geldiniz. Ben satranç anlatmaya geldim ve karşılıklı sabır anlayışımızla, kazan kazan anlayışımızla 62-63 bin kişi olduk. Yani bu sabır bu şekilde devam ederse, ki çok zor, inanın gerçekten zor. Hem sizin açınızdan vakit ayırıp video izlemek zor, hem benim açımdan vakit ayırıp video çekmek zor. Ama bu sabır devam ederse 100 bin dolar, 200 bin dolar, 1 milyon dolar. Yani rakamlara çok takılmaya gerek yok. Oradaki başarının sırrı sabır ve istikrar. Size özellikle genç arkadaşlar, üniversite hazırlık döneminde olan, başka hazırlıklarda olan arkadaşlara önerim mutlaka sabırlı olsunlar. Finansal anlamda rahatlamak ve özgürlüğe kavuşmak için sabırlı olsunlar. Şah G7, günlük dozumuzu da verdik. Şah G7, artık H6'yı kontrol ediyoruz. At F5 şah çekildi. Şah H7 ve beyazlar at F4, pardon, at F4 matına herhangi bir çare yok. Mesela at G3 oynansın, at F4 mat. Gördüğünüz gibi eğer bu atla herhangi bir hamle yapılırsa da G4'ü boşaltmak için, bu sefer at F6 inanılmaz bir mat oldu. Umarım bu seriyi çok sevmişsinizdir. Rekor like bekliyorum videoya. Abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Yarın yine 8'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.